Ben bir diğer soruya geçeyim. Münafıklar baştan mı münafıktır diye sormuş bir izleyicimiz. Yoksa önceden iman edip sonradan münafık olan var mıdır diye soruyor. Şimdi bu sorunun aslında iki cevabı var. Öncelikli olarak ilk cevapta bir insan, bir Müslüman toplum, münafık önce nedir? Önce bunun tanımını yapalım. Münafık Müslüman topluluğun içinden çıkan iki yüzlü, riyakar, Müslümanların aleyhinde faaliyet gösteren, iman ettiğini söyleyen ama gerçekte iman etmeyen ve cehennemin en aşağı tabakasıyla karşılık bulacak olan dünyanın en alçak karakterli insanlarına verilen isimdir. Kur'an'da da münafıklarla ilgili çok sayıda tarif vardır. Şimdi bu seyircimizin sorusuna gelecek olursak bunun iki cevabı var. İlk cevabı yaşadığımız zahiri hayata göre insanlar Müslüman topluluğun içerisine gelebilirler. Başta iman ederler. Fakat sonradan Allah korkularını gereği gibi yaşamadıkları için, vicdanlarını kullanmadıkları için bu imanlarını kaybedebilirler ve Allah bunu ayetlerinde bize söylüyor. Önce iman ederler, sonra inkar edenler, sonra yeniden iman edip yeniden inkar edenlerden bahseder Rabbimiz ayetlerinde. Sorunun ikinci cevabı ise bu batini cevabıdır. Bu da ne demektir? Kaderle düşündüğümüzde her insan zaten kaderi yaşamaya başladığında o kaderin başı ve sonu belirlidir. Yani cehennemdeki insanlar dünyaya cehennemden gelmişlerdir, cennettekiler de cennetten gelmişlerdir. Dünyada kendileri için çizilmiş olan Rabbimiz tarafından kaderi yaşarlar ve yeniden gerçek yurtlarına dönerler. Dolayısıyla bir münafık aslında münafık olarak gelir, yine münafık olarak gider. Ve bu Allah'ın adetullahıdır ve bu şekilde olur. Şimdi ayetlere bakacak olursak mümin toplumun içinden çıkmaları ile ilgili ayette şöyle bildiriliyor. Nur suresinin 11. ayetinde. Doğrusu uydurulmuş, şeytan Allah'a sığınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayırdır diyor Rabbimiz. Yani sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Müminlerin içinden çıkması Evet. şarttır münafığın. Yine Allah'a iman etmezler münafıklar. Bakara suresinin 8. ayetinde şöyle bildiriliyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa inanmış değillerdir. Ve münafıklar tabii ki asıl Allah'ın bütün olayları yaratan olduğunu, bütün olaylara müdahil olduğunu, bütün olayları yaratanın, kaderde yaratanın Allah olduğunu düşünmezler, hesap etmezler. O yüzden de derler ki, Rabbimiz bunu Münafıkun suresinde belirtir. Allah ve Resulü yanında bulunanlara hiçbir infakta bulunmayın ki sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Rabbinindir, Allah'ındır. Ancak o münafıklar kavramıyorlar diye Rabbimiz bize münafıkların ne kadar aslında akıldan yoksun olduklarını, nasıl olayların gerçek yönünü kavrayamadıklarını gösterir. Hep müminlere zarar verme yönünde çıkarlar. Fakat çok önemli bir vasfı vardır münafığın. Müslümanın şevkini arttırır. Müslümanın mücadele azmini arttırır. Müslümanın neşesini arttırır. Müslüman bir münafık gördüğünde adeta böyle kor ateşin alevlenmesi gibi alevlenir ve daha da şeklenir. Daha da güzel hizmet eder, daha güzel tebliğ yapar, aklı daha saatli hale gelir. Bu anlamda çok vesiledir aslında Evet. Müslümanlar için. Tabii. Bu arada onların varlığı da Müslümanların ortaya çıkması için önemlidir Tabii. gerçekten. Müslümanın farkının anlaşılması için münafığın gerçekten Müslüman bir cemaatin içinden çıkması gerekiyor. Bir Müslüman topluluğun içinde olması hem de onların hak ve doğru yolda olduğunun da bir delili olmuş oluyor. Tabii Müslümanların güzel ahlakını anlayamamaları da aslında çok önemli bir delildir münafığın. Evet. Çünkü Müslümanlar dünya üzerinde Allah'tan korktukları için güzel ahlakı yaşama konusunda da en uç sınırlarda yaşamak için gayret gösteren vicdan sahibi insanlardır. Fakat münafık bütün işini gücünü bırakır, küfürle ilmi mücadele yapmayı bırakır, bütün hayatını Müslümanlarla mücadeleye adar. İşte burada o yüzden Allah onların cehennemin en alt tabakasında olduklarını söyler. Çünkü Müslümanlar onlara hep güzellik sunarlar. Müslümanların arasında onların oluşturdukları o güzel ortamdan istifade eder münafıklar. Çünkü gerçekten cennet benzeri bir ortam oluşturmaya çalışır Müslümanlar. Fakat buna rağmen bu kadar nimetle karşılaşmalarına rağmen iman etmeseler bile sırf gerçekten bir Minnet. vefa, Evet. nankörlük olmaması için orada bir vefa olarak yapabilecekleri düşünülecekken tabii ki münafıktan vefa beklemek söz konusu olmaz. O da fıtratının gereği olarak alçaklıkla, nankörlükle ve Müslümanlara karşı da kahpelikle adeta böyle bir mücadele Şekilde. verirler. Evet. Çünkü kuşku içindedirler ahiretten. Aslında bilirler ama Rabbimiz Fusilet suresinin 54. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun.
Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun, gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır diye bildirir. İşte o kuşku onları yiyip bitirir. Sürekli dünyevi olarak zarara uğradıklarını zannederler. Müslümanların ne kadar mutlu olduklarını görürler ama o mutluluğun içinde bir türlü sıkıntılarını terk edemezler. O sıkıntı onlarla birlikte dünyanın en uç köşesine de gitseler, onlarla birlikte, onlara yapışmış bir kabuk gibi onlarla birlikte seyahat eder. Bu da münafın dünyadaki belasıdır, ahiretteki Tabii. karşılıkları da açıktır.